Ali Başkan, Acun Başkan, Aziz Başkan, hepinize buradan seslenmek istiyorum. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Fenerbahçe maç kazandı. Deplasman'da Trabzonspor'u yendi. Derbi diyorlar. Derbiyi kazandı Fenerbahçe. Ama yine her zaman olduğu gibi beklenen oldu yani. Mahvedildi Fenerbahçe. Hakkı gasp edildi. Kul hakkına girildi. Yani Müslüman bir ülkede yaşıyoruz diyelim yani. Kul hakkı gasp etme İslamiyet'te en büyük günahlardan olarak görülür. Ki hele inanmıyorsanız bile ahlak bilgisi kısmında ahlaki değerler açısından bu en büyük yanlışlardan biridir zaten. İnsanın beynini çalıştırdığı zaman bunun farkına varabileceğini düşünüyorum. Ama bazı beynini çalıştırmayan insanlar bu sistemi güzel bir şekilde oturtmuşlar. Kendi menfaatleri doğrultusunda her sene çok güzel organize ediyorlar ortalığı. Yani federasyon başkanı kim olsun fark etmiyor. Bu yapı bir şekilde oturmuş yani artık o nasıl oldu? Aslında bunları da biliyorum da uzun uzun anlatmaya gerek yok. Zaten dinleyenlerin hepsi de biliyordur. Aziz Başkan da biliyordur. Acun'la Ali Koç'un bildiğini düşünmüyorum ya da biliyorlar mı bilmiyorum. Biliyorlarsa da harekete geçemiyorlar. Şu andan itibaren ben harekete geçmelerini istiyorum, rica ediyorum bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Akıllarında bu benim aklıma gelen şey yoksa akıllarına gelsin diye bu videoyu çekmek istedim. İnşallah kendilerine ulaşır. Şöyle bir şey diyeceğim. Basketbolda EuroLeague diye bir organizasyon var. Ondan zaten haberleri vardır. İzliyorlar, gidiyorlar maçlara. Yeni Aziz Başkan kızı ve Ali Koç da gitmişler, izlemişler maç. Panathinaikos maçı mıydı bilmiyorum. Neyse. İşte o organizasyon bir federasyonun uyguladığı bir sistem değil. Kulüpler kendileri aralarında anlaşıp İşte maça gelecek hakemleri ayarlıyorlar falan. Sistemi kendileri oturtmuşlar yani. Turnuvaya katılacak olarak katılacak olan takımları da kendileri ayarlıyorlar. Kendileri özel davetiye gönderiyorlar yani. Böyle bir sistem oturtmuşlar. Adaleti sağlayabilmek adına. Bunu Fenerbahçe'nin mesela Aziz Başkan Acun, Ali Koç, Saadettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar, işte Cem Yılmaz'a kadar bile inebilirsiniz. Zengin sözü geçen Fenerbahçeli kim varsa birleşip bu şekilde bir organizasyon oluşturabilme gücünün olduğunu ben düşünüyorum. Bu organizasyonun adını da mesela adillik koyabilirsiniz. Adaletle ilgili ilişkilendirip böyle bir organizasyon ortaya koyacak gücü Fenerbahçe'nin var. Başka kulüplerle de birleşebilirsiniz. Yani ekonomik açıdan büyük Başakşehir var, Beşiktaş var. Türkiye'nin güzide iki tane kulübü var. Bu ikisiyle birleşip mesela Başakşehir dahil olur mu bilmiyorum. Göksel Gümüşdağ başkan ama diyelim futbolcular da biliyordur zaten neyin ne olduğunu. Onlar da dahil olmak isteyecektir. Neyse kulüplerle gidersin konuşursun. Beşiktaş'ın geleceğine eminim. Dahil olacağına eminim. Bu şekilde bir sistem oluşturabilirsin. Amatör ligden, 3. ligden, 2. ligden, PTT liginden takımlarla da gider konuşursun. Elazığ Spor'la, Nevşehir Spor'la, işte Şırnak Spor'la falan hepsiyle gidip konuşursun. Diyelim ki yıllık 100 bin dolar karı oluyor bir takımın. Hangi takım diyelim? Elazığ Spor'un 100 bin dolar kârı var senelik. TFF tarafından verilen paradan bahsediyorum. Bunu sen kendin 150 bin olarak ona söyleyebilirsin. Yani kârını %50 ben arttıracağım diye söyleyebilirsin. Bu gücü Fenerbahçe'nin var. Beşiktaş'ın da var. Başakşehir'in de var. Bursaspor falan işte. Hepsine davet gönderir. Eğer bu organizasyon yapılacaksa diye düşünüyorum. Bu bir düşünülsün. En azından aklın bir köşesinde olsun. Hiçbir kulüp Türkiye'de Fenerbahçe'den büyük değil. En azından hakemler de bu sene çünkü devam edilir büyük ihtimalle. Eğer bu organizasyon yapılacak olsa bile. İşte UEFA Süper Ligi falan mevzusu da vardı bir ara. Aynı onun mantığında bir şey söyledim. Bu UEFA diyorum pardon. UEFA Şampiyonlar Ligi yerine Süper Lig mevzusu vardı. UEFA'nın olmayacağı bir sistem. İşte şey Real Madrid falan ayarlıyordu biliyorsunuz zaten konuyu. Bu bir düşünülsün. Galatasaray'la Trabzonspor'u davet etmesinler. Bu yapının fayda sağladığı iki kulüp Süper Lig'de devam etmek isterler zaten. Kendileri davete icabet zaten etmezler. İkisi kalsın Süper Lig'de oynasınlar. Sürekli aralarında maç yapsınlar sene boyu. Diğer takımlar da büyük ihtimal dahil olurlar. İşte Eyüpspor falan belki gelmez. Onlar Süper Lig'de kalsınlar. Kendi ligimizi kendimiz oynayalım diye düşünüyorum ben. İki takımımız da Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Trabzonspor'la Galatasaray. Altışarı yedişeri yesinler dönsünler. Çünkü
Ya bu sistemin yapıldığı hiçbir ülke yok futbolda. Ama bu artık gelmesi lazım. Adalet yok. Adaleti sen sağlayamıyorsan da 10 yıldır sağlayamadıysan da kendi sistemini, adet sistemini kendin yapacaksın. Yapıyı yıkmak ancak böyle olur. Bunu düşünsünler. Dediğimi mantıklı bulacaklarına eminim. En azından bunu bir dillendirsinler. Sene sonunda bu sene bittikten sonra da hayata geçirebilirler. İyi akşamlar.